Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size bitkisel hormonlardan bahsedeceğim. Bitkisel hormonlar aynı insanlardaki gibi düzenleyici göreve sahip olan hormonlardır arkadaşlar, yapılardır. Biz bitkisel hormonları ikiye ayırıyoruz. Birincisi büyümeyi olumlu olarak etkileyen hormonlar, bir de büyümeyi olumsuz etkileyen hormonlar diyeceğiz. O zaman şöyle yapalım, bakın. Şöyle hormonlar diyelim, böyle bir tablo halinde göstereyim. Şöyle yazalım. Olumlu etkileyenler, bir de olumsuz etkileyenler vardır. Toplamda 5 tane hormon vardır. Bunlardan 3 tanesi olumlu etkiler, 2 tanesi olumsuz etkiler arkadaşlar. Nedir bunlar olumlu etkileyenler? Oksin hormonu, giberelin hormonu, giberelin ve sitokinin hormonu. Sitokinin hormonu. Olumsuz etkileyen ise 2 tanedir. Birincisi etilen hormonu, diğeri de arkadaşlar absisik asit. Absisik asit. Bu hormon ABA olarak da yazılabilir, karşınıza çıkabilir. Şimdi ilk önce oksin hormonundan başlayacağım. Çünkü oksin önemli bir hormondur. Bitkinin hareketinde de görevlidir arkadaşlar, diğer özellikleri olduğu gibi. O zaman şöyle diyelim, bir oksin diyelim ve devam edelim. Şöyle bir oksin. Ne işe yarar oksin? Arkadaşlar oksin bitkinin uç meristeminde salgılanıyor. Uç meristem, yani apikal meristem dediğimiz uç kısımlarında salgılanıyor. Bitkinin uzama bölgesine buradan taşınıyor ve hücrelerin büyümesini uyarıyor. Böylece bitkinin boyca uzamasını sağlayan bir hormondur oksin hormonu. Oksin hormonunun bir diğer özelliği de var. Bitkinin ışığa doğru yönelmesini sağlar arkadaşlar. Bitkinin ışığa doğru yönelmesini sağlar. İlk önce bu özelliklerini yazalım. Yönelmeyi size anlatacağım. Çünkü yönelme ile ilgili çokça soru soruluyor. O yüzden bu yönelmeyi iyice anlamamız lazım. Yazıyorum şöyle o zaman. Oksin bitkinin apikal. Ne demek de apikal? Uç. Meristeminde salgılanır. Meristeminde salgılanır ve uzama bölgesine taşınır. Ne yapıyor böylece? Hücrelerin büyümesini sağlıyor arkadaşlar. Hücrelerin büyümesini sağlar. Bir diğer özelliği nedir dedik? Bitkilerin ışığa doğru yönelmesini sağlıyor. Bunu da yazalım. Bitkilerin ışığa doğru yönelmesini sağlar. Yönelmesini sağlar. Evet, ikinci özelliğimiz de bu. Arkadaşlar, bu uç meristemde üretilen oksin gerekli olan kısımlara taşınabiliyor. Mesela şöyle ben size örnek olarak göstermek istiyorum. Şöyle yan tarafa geçiyorum. Bizim şu bitkinin meristem kısmı olsun, bakın. A bölmesi, B bölmesi. Şöyle uç kısmı burası da. Bitkinin uç kısmı. Bu ortada bulunan yapı mika'dır. Mika nedir? Mika ışık geçirmeyen, oksinin geçmesini engelleyen bir yapıdır arkadaşlar. Ama bitkiye zarar vermez. Daha sonra bakın ben her iki taraftan buna ışık veriyorum. Her iki taraftan ışık veriyorum. Ve ışıklı bir ortamdayız. Zaten ışık verdik. Işıklı ortam. Ne oluyor burada? Bakın. Her yönden ışıklandırma yaptığımız için oksin dağılımı düzenli olur ve bu yüzden yönelme olmaz arkadaşlar. Yapılan deneyler sonucunda tabii ki bunlar ortaya çıkıyor. Her yönden ışık verildiği için oksin dağılımı düzenli oluyor. Bu yüzden de yönelme olmuyor. Birinci olayımız bu. İkincisinde ise bakın karanlık bir ortama koyuyorum. Yine A bölmesi, B bölmesi. Şurası da nedir? İşte bitkinin uç kısmı. Bu sefer ışık vermiyorum arkadaşlar. Yine ortada mika var. Burası karanlık bir ortam. Şimdi karanlık ortamda ışığın etkisi olmadığı için yine oksin düzenli olarak dağılır ve yönelme olmaz arkadaşlar.
Bu ikisi önemlidir. Eğer ki ışık her iki taraftan eşit miktarda veriliyorsa, bakın her iki taraftan da verilmiş. Dolayısıyla oksin eşit dağılıyor, yönelme olmuyor. Ama karanlık bölgeye geldiğimizde ışık yok. Dolayısıyla ışık olmadığı için oksinin gidebileceği bir yerde yok. O yüzden düzenli olarak dağılıyor ve yine yönelme olmuyor. O zaman açıklamasını yazalım. Açıklama olarak ne diyoruz? Oksinin dağılımı her yönden ışıklandırmada ve karanlıkta düzenli olur. Bu yüzden yönelme olmaz. Şimdi bu bizim birinci deneyimizdi. Şöyle başına bir yazalım. Gelelim ikincisine. Arkadaşlar, ikincisinde şöyle yapacağız. Işığı bir taraftan vereceğiz, bakın. Şöyle yine A blok, B blok olarak ayıralım. A, B olarak ayırmama sebebi, hani açıklamayı rahat yapabilmek amacıyla A, B olarak ayırıyorum. Işığı bu sefer buradan verelim. Yine bu ortadaki nedir? Mika'dır. Ne olacak? Bakın, oksin ışıktan kaçar. Işıktan kaçtığı için, bakın, ışığın geldiği yöne değil de nereye doğru birikir arkadaşlar? Bu tarafa doğru birikecek, değil mi? B bloğuna doğru birikecek. Dolayısıyla burada oksin miktarı fazla olduğu için buradaki hücreler büyür. Ama A tarafındaki hücreler büyüyemez çünkü o tarafta oksin yok. Buradaki hücreler büyüdüğü için bitkide bir eğilme olur ve bitki ışığa doğru yönelmiş olur. İşte buradaki mantık budur. Oksin ne tarafta birikiyorsa oradaki hücreler büyüyor. Bu yüzden de tam tersi yönüne doğru bir yönelme gerçekleşiyor. Açıklamasını yazalım. B bloğunda toplanan oksin miktarı A bloğundan fazladır. A bloğundan fazladır. Bu yüzden B bloğu daha fazla büyür. Bitki ışığa doğru yönelir. Aslında buradaki yönelme olayı oksinin büyütmesinden kaynaklanıyor. Oksin nerede fazla birikiyorsa orası daha fazla büyüyor ve arkadaşlar yönelme bu yüzden gerçekleşiyor. Şimdi hemen yanına bu sefer tam tersinden ışık vereceğim. Bakın. Şöyle yine AB bloğu olarak ayıralım. Şurası bizim bitkimizin uç kısmı. Işığı bu sefer B bloğunun tarafından verdim. Şu da yine mika. Bu sefer ne olacak bakın? Tam tersi durum olacak. Oksin nerede birikecek? A bloğunda birikecek. Yani şurada B yazdığımız yere A, A yazdığımız yere de B yazacağız arkadaşlar. Oksin A bloğunda fazla biriktiği için bu tarafta büyüme olur ve bitki ışığa doğru yönelir diyeceğiz. Yazalım o zaman. A bloğunda toplanan oksin miktarı fazladır. Bu yüzden A bloğu daha fazla büyür. Bitki ışığa doğru yönelir. Evet arkadaşlar, ikinci deneyimiz de bu şekilde. Şimdi yine devam edelim isterseniz. Oksin tek yönlü ışıklandırma yaptığımız zaman düzenli olmuyor tabii ki oksinin dağılımı. Bu da büyümeyi hızlandırıyor. Ve bu yüzden de işte yönelme gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi mikayı farklı yerlere koyarsak ne olacak? Buna bakalım. Şöyle. Üçüncü deneyimiz diyorum. Şuraya. 3 diyorum. Arkadaşlar, üçüncüsü birkaç tane yapacağım ben buraya. Bakın. Şöyle, bu bizim koleoptil dediğimiz bitkilerimizdir. Birkaç tane yan yana yapıyorum onları. Bir burada olsun.
Bir tanesi de burada olsun. Şimdi bakın, birincisinde Mika'yı getirdim, buraya yerleştirdim ve ışığı sağ taraftan verdim. Işık. İkincisinde Mika'yı sadece şöyle belirli bir yere koydum. Şunlar Mika'dır. Mika. Ve ışığı arkadaşlar yine sağ taraftan verdim. Üçüncüsünü de getirdim. Mika'yı buraya koydum. Mika'yı yine ışığı bu taraftan verdim. Dördüncüsünde ise Mika yerine agar koydum. Agar ne demek? Bu agar. Arkadaşlar agar bitkinin beslenmesini sağlayan, işte oksin bulunduran, oksin hormonu bulunduran bir besi yeri diyebiliriz agara. Şimdi ne olacak peki buralarda? Arkadaşlar birincisinde bakın Mika oksinin geçişine izin vermez. Şimdi oksin şu taraflarda üretiliyor ve yukarıya doğru taşınıyor. Dolayısıyla Mika oksinin geçişine izin vermediği için ne olacak? Yönelme olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü oksin buraya geçemediği için ışıktan kaçamıyor. Bu tarafta büyüyemiyor, bu tarafta büyüyemiyor. Dolayısıyla herhangi bir yönelme olmuyor. Şöyle yazalım. Yönelme olmaz diyelim. Yönelme olmaz. Sebebini de yazalım. Çünkü Mika geçirgen değildir. Mika geçirgen değildir. Alt tarafla bağlantı kurulamaz. Yani alt tarafla üst taraf birbiriyle bağlantı kuramıyor. Bu yüzden de yönelme olmuyor. Gelelim ikincisine. Bakın Mika burada. Ama oksinin geçebileceği bir yol var mı? Var. O yüzden ne olur arkadaşlar? Yönelme olur. Ne tarafa doğru olacak? Işın geldiği yöne doğru olacak. Geçelim buraya. Burada da Mika şu kısımda yine arkadaşlar oksinin geçeceği bir yer var mı? Var. Dolayısıyla burada da yine yönelme olur. Gelelim agara. Agarda nasıl düşüneceğiz? Arkadaşlar agar bir besi yeri olduğu için geçirgendir. Bu yüzden de oksin alt tarafla bağlantıyı kuruyor, yönelmeyi ve büyümeyi gerçekleştiriyor. İşte eğer ki Mika koyarsa yönelme olmuyor ama agar koyarsa ne oluyor? Yönelme oluyor. O zaman yazalım. Agar geçirgendir. Bu yüzden yönelme olur diyelim. Alt tarafla bağlantıyı kuruyor ve yönelmeyi gerçekleştiriyor. Şimdi arkadaşlar şunu da size söylemek istiyorum. Oksin eğer ki tek yönlü bir ışıklandırma yapılırsa dağılımı tek yönlü yani düzenli olmuyor. Bu yüzden de zaten yönelme gerçekleşiyor. Oksinin fazla olması gövdede büyümeyi hızlandırıyor ama kökte büyümeyi yavaşlatıyor. Çünkü oksin ışıkla aktif hale geliyor. Kök ışık görmediği için arkadaşlar büyümesi yavaşlamış oluyor. İşte eğer ki size sorularda işte gövde büyür ama kök büyümez derse bu doğru olacak. Veya gövde hızlı büyür, kök yavaş büyür derse bu da doğru olacak arkadaşlar. Şöyle yazalım. Oksinin fazla olması gövdede büyümeyi hızlandırır, kökte yavaşlatır. Çünkü oksin ne oluyordu? Işıkla aktif hale geliyordu. Oksin ışıkla aktif hale gelir. Kök ışık görmediği için büyümesi yavaşlar diyoruz. Evet, bu şekilde oksinle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Oksinle ilgili o zaman bilmemiz gereken nedir? Apikal meristem yani uç meristemde salgılanıyor. Uzama bölgesine taşınıyor arkadaşlar ve hücrelerin büyümesini sağlıyor. Ayrıca bitkinin ışığa doğru yönelmesini sağlıyor. Umarım anlamışsınızdır. Anlamakta biraz sıkıntı çekilebilir bir konu ama bir iki kere tekrar ettiğiniz zaman anlayacağınıza eminim. Gelelim ikinci hormonumuza.
Bir oksin demiştik. Şimdi iki diyoruz giberellin. Bu da yine büyümeyi hızlandırıcı hormonlardan biridir. İki giberellin. Arkadaşlar giberellin hormonu da özelliklerinden bahsedeyim. Şöyledir. Kök ve genç yapraklarda üretiliyor. Gövde uzamasını sağlıyor. Bitkinin büyümesini hızlandırıyor arkadaşlar. Ayrıca giberellinin bir özelliği daha var ki döllenme olmadan meyve oluşmasını ve büyümesini sağlar. İşte bu çekirdeksiz üzüm, çekirdeksiz karpuz bu giberellin hormonu sayesinde üretiliyor. Döllenme olmadan meyve oluşumunu sağlıyor. Bazı bitkilerde yaprak dökümünü de geciktiriyor. Hani dedik ya büyümeyi artırıyor işte falan diye. Yaprak dökümünü geciktiriyor. Böylece bitkinin yaşlanmasını engellemiş oluyor aslında. Dormansi dediğimiz o uyku durumunu ortadan kaldırıyor giberellin. Çimlenmeyi teşvik ediyor. Ve bir tane hormon var bununla zıt çalışıyor. Absisik asit hormonuyla zıt çalışıyor arkadaşlar giberellin hormonu. Yazalım o zaman özelliklerini. Kök ve genç gövdelerde. Genç gövde ve yapraklarda. Yapraklarda sentezlenir. İkinci özelliği gövde uzamasında etkilidir. Üçüncü özelliği bitkinin büyümesini hızlandırır. Bitkinin bizdeki büyüme hormonu gibi düşünün, büyümesini hızlandırır. Daha sonra döllenme olmadan meyve oluşumunu sağlar arkadaşlar. Bu önemlidir. Döllenme olmadan meyve oluşumunu sağlar. İşte dediğim gibi çekirdeksiz üzüm mesela bu yolda üretiliyor. Çekirdeksiz üzüm. Eğer ki döllenme olursa tohum oluşur. Dolayısıyla tohum nedir? Çekirdektir. O zaman üzümler çekirdekli olur. Ama döllenme olmadan meyve oluşursa çekirdeksiz üzüm üretilebilir. Gelelim bir diğer özelliğine. Bazı bitkilerde yaprak dökümünü geciktirir. Yine bir başka özelliğimiz neydi? Dormansi, yani uyku durumunu ortadan kaldırır. Dormansiye, yani uyku hali diyelim. Bitkinin uyku halidir. Ortadan kaldırır. Hani şu yalancı bahar dediğimiz böyle Şubat ayları falan hava sıcaklıkları bir artıyor. O zaman işte ağaçlar çiçek açıyor arkadaşlar. İşte orada giberellin hormonu üretilmeye başladığı için bu yüzden dormansi ortadan kalkıyor ve bitkiler çiçek açmaya başlıyor. Çimlenmeyi teşvik eder. Ve son olarak da ne diyoruz? Absisik asitle zıt çalışır. Evet, giberellin hormonun özellikleri ve görevleri bunlardır. Geliyoruz bir sonraki hormonumuza, sitokinin hormonu. Arkadaşlar sitokinin hormonu kökte, embriyoda ve meyvelerdeki dokularda üretiliyor. Hücre bölünmesini hızlandırıyor ve farklılaşmayı etkiliyor. Yani bu hani hücre bölündükten sonra hücrelerin farklılaşması durumu var ya, bunları etkiliyor. Daha sonra yine tohumun çimlenmesini sağlıyor. Tomurcuk ve çiçeklerin gelişimini sağlıyor arkadaşlar. Sitokinin hormonu. Bitki de bir hani yanal tomurcuk falan bahsetmiştik ya sizlerden. Nodium, internodium falan demiştik. İşte burada tomurcukların gelişimini sağlıyor arkadaşlar. Böylece bitkinin işte büyümesi için hızlandırıcı bir etki yapmış oluyor. Şöyle yazalım. 3 diyelim sitokinin hormonu. Sitokinin. Ne dedik? Kök, embriyo ve meyvelerde üretilir. Kök, embriyo ve meyvelerde üretilir.
Bir diğer özelliği için ne diyoruz? Hücrelerin bölünmesini hızlandırır. Hücre bölünmesini hızlandırır. Bir diğer özelliği için ne diyoruz? Tohumun çimlenmesini, tomurcuk ve çiçek gelişimini, tomurcuk ve çiçek gelişimini sağlar. Bir de ne dedik? Tepe tomurcuğunun ve yanal tomurcuklarının gelişimini etkiliyor arkadaşlar dedik. Şimdi bir de size şunu söylemek istiyorum. Giberelin'le stokinin belirgin bir farkı vardır. Bu fark giberelin dormansiyi ortadan kaldırıyor ama stokinin dormansiyonun devam etmesini sağlıyor arkadaşlar. İsterseniz bunu da yazayım. Dormansiyonun kısmen devamını sağlar. Devamını sağlar. Evet, şöyle diyelim. İkisi arasındaki farkı da şu araya yazmak istiyorum. Aradaki fark neymiş? Fark giberelin dormansiyi ortadan kaldırır. Ama stokinin ne yapıyordu? Stokinin dormansiyonun devam etmesini sağlıyordu arkadaşlar. Bunlar büyümeyi teşvik edici hormonlardır. Şimdi iki tane hormonumuz kaldı. Videoyu bölmek istemiyorum. Bu iki hormonu da işleyelim. Hormonlar kısmını tamamen bitirelim. Dört diyelim etilen. Bunlar da büyümeyi yavaşlatıcı hormonlardır. Etileni buraya yazalım. Şuraya da 5 diyelim absisik asit. Arkadaşlar etilen hormonu gaz halinde olan bir hormondur. Bakın diğer hormonlardan farkı budur. Gaz halinde olan bir hormondur. O zaman yazalım. Gaz halinde olan tek hormondur. Yani diğerlerinden farkı bu. Özelliği nedir? Meyvelerin olgunlaşmasını, yaprakların dökülmesine, programlanmış hücre ölümlerine ve meyvede bulunan nişastanın parçalanmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ayrıca çiçeklerin de solmasına sebep oluyor. Aslında şu sonbaharda gerçekleşen olaylar var ya, bunları kim sağlıyor? Etilen hormonu sağlıyor. O zaman yazalım. Meyvelerin olgunlaşması, daha sonra yaprakların dökülmesi, programlanmış hücre ölümü, meyvede bulunan nişastanın parçalanması ve son olarak ne dedik? Çiçeklerin solmasına neden olur. Hani muzu alırsınız yeşildir mesela ama bir süre sonra muz sararır ve bir süre sonra da siyahlaşır. İşte buradaki o döngüyü sağlayan hormon hangi hormondur? Etilen hormondur. Gaz halinde olan bir hormon olduğu için arkadaşlar diğer bitkileri de meyveleri de etkileyebilir. Mesela diyelim ki portakallarla muzları genelde aynı depoya koyarlar. Portakalları olgunlaşmış halde zaten topluyorlar. Muzları ise yeşil halinde topluyorlar. Portakallardan yayılan etilen hormonu yani etilen gazı buradaki muzları etkileyerek bunların sararmasına sebep oluyor. Yani onları bir nevi olgunlaştırıyor. Böylece işte çiftçiler de işte zamandan tasarruf ederek bu şekilde meyvelerini satmış oluyorlar. Evet, etilen hormonu bu şekilde. Bu arada etilen hormonunun fazlası zehirlidir. Bu yüzden işte havalandırılması gerekiyor bulunan depoların. Meyve sebze bulunan depoların sık sık havalandırılması gerekiyor. Gelelim absisik asite. Arkadaşlar absisik asit giberelinle tam ters çalışan, zıt çalışan bir hormondur. O zaman yazalım. Ne özelliği var? Uygun olmayan ortamlarda tohumun çimlenmesini engelliyor. O zaman yazalım. Tohumun
çimlenmesini engeller. Eğer ki ortam şartları uygun değilse tabii ki. Aşırı sıcakta ve aşırı soğukta stomaların kapalı olmasını sağlıyor. Aslında bir nevi bitkiyi korumuş oluyor. Aşırı sıcak ve soğukta stomaların kapalı olmasını sağlar. Kapalı olmasını sağlar. Bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar, absisik asit köklerin sadece aşağıya doğru büyümesini sağlıyor. Köklerin aşağıya doğru büyümesini sağlar. Daha sonra bir diğer özelliğine gelelim. Filizlenmiş olan bitkilerin büyümesini durdurur. Hani ortam şartları kötü olunca yapıyordu ya bunu. Filizlenmiş ya da şöyle diyelim, filizlerin büyümesini durdurur. Büyümesini durdurur. Mesela diyelim ki bir bitki ektiniz. İşte yeni böyle filizi çıkmış. Eğer ki ortam kötüyse, yani onu soğuk bir yere koymuşsanız, absisik asit devreye girerek onun büyümesini engelliyor. Son olarak da şunu söyleyelim. Giberellin de ters çalışıyor dedik ya. Giberellinin etkilerini yok eder arkadaşlar. Giberellinin etkisini yok eder. Yani giberellin eğer ki dormansiyi ortadan kaldırıyorsa, absisik asit ne yapıyor? Dormansiyi ortaya çıkarıyor. Yani dormansinin devam etmesini sağlıyor. Evet, böylece biz bitkisel hormonları bitirmiş olduk. Bitkisel hormonlardan soru gelir arkadaşlar. Zaten bitki biyolojisinden her sene 3 tane soru geliyor. Bunlardan bir tanesi üreme ile ilgili geliyor. Bir tanesi genelde dokularla ilgili geliyor. Biri de ya bitkilerde hareket ya da hormonlarla ilgili geliyor. Bir sonraki videoda bitkilerdeki harekete bakacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.